Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sonunda benden istediğiniz videoyu çekiyorum. Elimde tam tamına 22 tane Beerliss rujlarından var. Bunlardan 8 tanesi Zip It yani likit mat rujlar, 2 tanesi Crush It rujlardan, 3 tanesi gloss, 3 tanesi vinil küçük rujlardan ve 6 tanesi de minik mat rujlardan. Bunları hem elimin üstüne hem de dudaklarıma sürerek sizlere renklerini göstereceğim. Alışveriş yaparken, özellikle online'dan alışveriş yaparken ben bunu sıkça aratmıştım. Bu sayede sizin de işinize yarayacağını umuyorum. Hazırsanız hemen videoya geçiyorum. Fakat videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın diyorum. Bu sayede videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk olarak şöyle 3 tane Beerliss'in lip glosslarından var elimde. Bunlar yılbaşı koleksiyonunda çıkmıştı. Ama hala bazı gratislerde bulunabiliyor. Bazen online sitelerde bayağı indirime girebiliyor. O yüzden bunları da göstermek istedim. İlk olarak 967 numara Fantastic Twist isimli rengiyle başlıyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Sürümleri çok kolay ve asla yapışkanlık hissi yok. Gördüğünüz gibi dudaklarımı rahatça açıp kapayabiliyorum. Ve bence renkleri çok güzel. Özellikle de altına bir dudak kalemi uygulayıp üzerine bunu uyguladığınızda bitişi muhteşem oluyor. Gördüğünüz gibi hafif şeftali alt tonu ama dudakta kendini o kadar da belli etmeyen bir tonu var. Hemen ikinciye geçiyorum. 970 numara Now Age isimli olanı. Bu sürdüğüm ne çok pembe ne çok turuncu alt tonu diyebileceğim bir renk. Böyle tam ikisinin ortasında. Bu arada hepsinin içerisinde çok minik minik böyle ışıltılar var ve çok güzel duruyor. Homojen bir şekilde yayılıyor dudağa. Ben bunların başta iki rengini almıştım. Çok beğenince diğer rengini de aldım. Ama onu henüz hiç açmadım. Birlikte deneyeceğiz birazdan. Şimdi bunu yakından gösteriyorum. Şimdi benim de ilk kez sizinle birlikte deneyeceğime geçiyorum. 974 numara Moon and Stars isimli olanı. Şu an bu şişede bayağı kahverengi duruyor. Bunu da çok beğendim. Oldukça opak bir gloss. Böyle bordoyla kahve tonları içeriyor. İçerisinde minik altın renginde ışıltılar var ve çok güzel duruyor. Bence bu glossların tek kötü yanı içinde çok az ürün olması. Yani evet, fiyatı çok uygun ama bu kadar da az ürün olmasa mıydı acaba? Şimdi lip glosslarıyla başlamışken bu ıslak bitişli rujlarına geçiyorum. Bunlar üçlü kit halinde satılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle minicik ürünler. Bunda yanılmıyorsam, bu Lip Binil serisinde yanılmıyorsam zaten tek çeşit vardı. Ama ben yine de numaralarını söyleyerek gideceğim. İlk olarak bu 11 numarasını deniyorum. Gördüğünüz gibi bunlar da oldukça opak bir şekilde duruyor. Asla dalgalanma vesaire yok. Ayrıca bunlar ıslak bitişli rujlar olmasına rağmen oldukça da kalıcılar. Yani tabii ki bir şeyler yiyip içtiğinizde çıkıyor ama bu tarz rujlara göre bence kalıcılık süreleri daha uzun. Bu da gördüğünüz gibi birazcık daha böyle kızıla dönük bir ton ve bence çok güzel duruyor. Şimdi 12 numaraya geçiyorum. Bu da tam böyle toprak tonlarında bir nude tonu. Bence çok güzel duruyor. Sanki dudakları da birazcık daha dolgun gösteriyor gibi geliyor bana. Bu rengi gerçekten çok beğeniyorum. Bu arada bu vinil serisini bana Ezgi önerdi. Onun da çok güzel bir Instagram hesabı var. Linkini aşağıya bırakıyorum. Mutlaka onu da takibe alın. Çok güzel paylaşımları var. Detaylı ürün incelemeleri var. Gerçekten çok seviyorum. Ona da bir bakın derim. Ve bu serideki son ruja geçiyorum. 13 numarası. Bu da aslında elimde daha çok böyle şeftali alt tonlu gibi duran
Ama dudağa uyguladığımda birazcık daha pembe alt tonu gibi duran bir renk. Yani açıkçası bu rengi altına dudak kalemi uygulamadan kullanmayı çok tercih etmem. Ama yine de sevenleriniz olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada söylememe gerek var mı bilmiyorum. Hem lip glosslar hem de bu vinil serisi dudakları kesinlikle kurutmuyor. Ve şimdi bu Zip It rujlarına geçiyorum. Öncelikle yapıları hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Yapılarını ben çok beğendim. Gerçekten çok ince yapılılar. Hatta böyle Pharmacy'nin ve L'Oreal'in Rouge Signature serisindeki rujların yapısına benzettim. Gayet inceler, dudakta hiç ağırlık yapmıyorlar. Kurutmaları konusunda yani öyle çok kurutan rujlar diyemem. Tabii ki nemlendirmiyorlar da. Fakat böyle dudağınızı böyle çatlak çatlak gösterecek rujlar kesinlikle değiller. Zaten yapıları da çok hafif. Seride bir sürü renk seçeneği var. Ben bulabildiğim hepsini aldım. 3, 4, tam 8 tane ruj var elimde bu seriden. Şimdi uygulamaya başlayalım. İlk olarak 116 numara Nude Peach isimli rengini uyguluyorum. Ben bunların aplikatörünü çok beğeniyorum. İnce olduğu için kenarlara da rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Öyle dışarı taşırma durumu olmuyor. Bu arada o kadar hızlı kuruyorlar ki yani birkaç saniye içerisinde anında kuruyup matlaşıyorlar ve sabitleniyorlar dolayısıyla. Tabii ki böyle yağlı bir şeyler yiyip içtiğinizde iç kısımlardan çıkmaya başlıyor. Fakat bir şeyler yiyip içmediğiniz sürece kalıcılığı gayet başarılı. Yani 5-6 saat rahat bir şekilde götürüyor sizi. ...276 numara Light Coral rengine geçiyorum. Bunu ben de ilk kez sizinle birlikte süreceğim. Bu 116 numara Nude Peach isimli olanı benim ilk aldığım rujdu bu seriden. Ve sürdüm dudağıma, eyvah dedim, çok açık olacak bu renk bana. Ama birkaç saniye sonra matlaştığında sanki rengi bir tık koyulaşıyor gibime geliyor. Yani ya böyle sanki dudağınızın rengiyle bütünleşiyor gibi. Dolayısıyla çok da açık gelmedi o renkte. Renk bence hemen hemen her tene, her makyaja yakışacak rujlardan bir tanesi. Yani evet birazcık böyle kızıl alt tonlu fakat bir yandan da gül kurusu da var içerisinde gibi. Ve sıradaki rengimiz 511 numara kaşmir rengi. Bunu da ilk kez deneyeceğim şimdi. Bu rengi çok beğendim. Özellikle böyle soğuk tonlarda göz makyajı yaptığınızda ona çok uyum sağlayacak bir renk bence. Tam böyle pembe alt tonlu, birazcık gül kurusuna benzeyen bir nude tonu. Bu arada bu serideki renkleri yan yana swatchlıyorum ki elimde hani bütün bir geneline bakalım diye en son. Ona göre karar verin alırken diye. Şimdi 514 numara Primrose isimli ruja geçiyorum. Bu da böyle mor ve lila alt tonlu bir pembemsi renk. Bu açıkçası şeye benziyor. Golden Rose'un bir ara çok meşhur olan o 10 numara Liquid Matte rujuna çok benziyor. Ama onun birazcık daha kullanılabilir hali gibi. Birazcık daha hani pembeye dönük olanı gibi ama yine de mor alt tonlu bir ruj. Bu bence herkese çok fazla uymayacak, hem ten rengine yakışmayacak hem de çok da tercih edilmeyecek bir ruj gibi geliyor bana. Dudaklarım da yavaştan aşınmaya başladı sile sile. Şimdi benim çok sevdiğim rujlardan olan 117 numara Rosy isimli rengine geçiyorum. İşte bu tam anlamıyla bir gül kurusu rengi ve bence çok ama çok güzel ve herkese de yakışacağını düşündüğüm bir renk. Eğer bir tane ruj alacaksanız bu seriden ilk olarak buna bakmanızı öneririm şahsen. Sıradaki rujumuz 522 numara Kitty Tongue isimli rengi. Bunu da ilk kez deneyeceğim.
bayağı pembe gözüküyor şu an şişede. Evet, bu gerçekten net bir pembe rengi. Hatta böyle birazcık da koyu bir pembe rengi. Yani beğendim galiba bunu da. Dudaklarım artık o kadar kasıldı ki ruju sürememeye başladım. Şimdi deneyeceğim renk de 172 numara Rust rengi. Bu renk var ya çok güzelmiş. Tam böyle kızıl kahve tonu. Mükemmel duruyor. Ve bu serideki son rengimiz de 305 numara Juliet isimli olanı. Bu şu an şişesiyle beni birazcık korkutuyor çünkü bayağı kırmızı duruyor. Kırmızının tonu nedir ya? Dişleri inanılmaz beyaz gösteriyor. Çok beğendim ve böyle öyle bir tonda ki günlük hayatta bile kullanılabilecek bir ton. Üstelik koyu renk rujlarda, yani likit mat rujlarda genelde böyle bir dalgalı durma problemi olur ya. Hiç öyle bir şey yok. Tamamen opak, pürüzsüz, kadife gibi görünüyor şu an ya. Gerçekten çok şaşırdım bu rengi bu kadar beğeneceğimi. Hiç tahmin etmiyordum. Şimdi diğer rujlara geçmeden önce hemen şu elimin üzerindeki swatchları size yakından gösteriyorum. Ekran görüntüsü almak isterseniz diye. Zaten sırasıyla buraya da swatchladım. Şimdi hemen bu minik kitlerden likit mat yapıda olanlara geçiyorum. Öncelikle 01, 02, 03 numarasıyla başlıyorum. Sanırım Beerlis'in rujlarında en sevdiğim seri bu likit mat olanlar, yani küçük olanlar. Eğer bu Zip It rujların dudaklarınızı kuruttuğundan şikayetçiyseniz bir de bu minik olanlara bakın derim. Çünkü bunların yapıları birazcık daha kremsi, dolayısıyla dudakları da daha az kurutabilir diye düşünüyorum. Renkleri zaten inanılmaz güzel. Bunlarda diğerlerine göre birazcık yapışkanlık hissi var ama yani normal likit mat rujlara göre oldukça az. Fakat Zip It'ten bir tık fazla. Şöyle gördüğünüz gibi yani hiç rahatsız etmiyor zaten. Gördüğünüz gibi rengine zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Böyle kahve alt tonlu bir nude tonu. Hemen 02 numarasına geçiyorum. Bunlar da çok çabuk kuruyup matlaşıyor ve sabitleniyor bu arada. Bu gördüğünüz gibi böyle kızıl turuncu bir renk. Çok güzel duruyor. Bu şeye benziyor. Sebile'nin koleksiyonundaki Get Noticed rengine çok benziyor. Bir de Pastel'in 38 numara, bu Daylong serisindeki 38 numarasına çok benziyor. Bence çok güzel bir ton. Ve 03 numarasına geçiyorum. Bu 03 numarası da birazcık böyle lila alt tonlu, soğuk tonlu bir ruj. Fakat diğerine göre, hani bir tane daha lila tonlu olan vardı ya, ona göre birazcık daha kahvelik içerdiği için bence birazcık daha kullanılabilir hale geliyor. Ben şahsen beğeniyorum bunu. Böyle mesela şu anki bu soğuk tonlu göz makyajına yakıştığını düşünüyorum şahsen. Şimdi yakından da göstereyim. Ve şimdi hemen diğer 04, 05 ve 06 numarasından oluşan minik mat rujlarına geçiyorum. İlk olarak 04 ile başlıyorum. Bu tam böyle şeftali alt tonlu bir nude tonu. Bence çok güzel duruyor. Böyle ölü gibi göstermeyen bir renk. Bu bir tane üçlü seri, diğeri de diğer üçlü seri olacak. Ona göre değerlendirin. Şimdi 05 ile devam ediyorum. Bu arada bu minik mat rujların kokuları mükemmel, böyle şekerli bir şey kokuyor. Bu da birazcık daha böyle yoğun pembelik içeren bir gül kurusu gibi. Ve son olarak 06 numarası.
Bu da böyle içerisinde kızıllık barındıran bir kahve tonu. Ve son olarak bu Crushed rujlara geçiyorum. Elimde 109 Caramelized rengi ve 541 Ballerina Pink isimli rengi var. Hemen deneyip gösteriyorum size. Ha bu arada şu elimdeki swatchlara da göstereyim. Bunların sürümleri yumuşacık, birazcık böyle mat diyemem ama satin bitişli yapıdalar. Ve kalıcılıkları da bu formdaki rujlara göre oldukça iyi bence. Böyle bir şeyler yiyip içtiğinizde de oradan böyle yavaş yavaş hafif hafif silinmeye başlıyor. Bu denediğim rengi 109 numara Caramelized rengi. Şimdi hemen 541 numara Ballerina Pink isimli rengine geçiyorum. Bu rujun pembesi o kadar tatlı ki böyle birazcık pastel tonlarda bir pembe. Çok güzel duruyor. Eğer pembe rengi seviyorsanız rujlarda buna mutlaka bakın derim. Sürümleri var ya gerçekten beni mest ediyor. Böyle yağ gibi kayıp gidiyor. Ve size elimdeki bütün Beerliss rujlarını gösterdim. Umarım işinize yarayan ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin bu Beerliss rujlarında en beğendiğiniz seri hangisi? Bana denememi önerdiğiniz renkler var mı? Varsa lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Ve en çok hangi ruju sevdiniz, bana yakıştırdınız? Lütfen onu da aşağıya yorum olarak bırakın. Hepsini okuyor olacağım. Ve hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.